yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Evet sevgili seyirciler, paranın rotası bütün hızıyla devam ediyor. Borsadaki ilk rakam geldi. Dünkü kapanış rakamı 62.732 idi ve şu anda da 62.839'dan açılış olacak. Şimdi işlemler başlayacak ve düne göre bir miktar yukarıdan disket emirlerde açılış var. Hemen borsayla ilgili soru soran yatırımcılarımız için şunu söyleyeyim. Şu seviye çok önemliydi. Şu 62.000 seviyesi 3 kere gelip döndüğü yer. Birinci dönüş, ikinci dönüş ve buraya yaklaştı. Üçüncü dönüş ve dördüncü de yukarı geçti. Özellikle dün çok kritik bir gündü. Borsa aşağıda açılmıştı. 60.750 seviyesini bir daha test etti. Burada kırsaydı çok sert düşüşler gerçekleşebilirdi. Orada stoplar çalışacaktı. Ama buradan itibaren hacmin yukarı doğru döndüğünü gördük. Yavaş yavaş ve istikrarlı bir hacim vardı. Bu hacim sonrasında 60 dakikalık grafiklerde dün vermiştik. Özellikle 60 dakikalık grafikler sıfırın altını gördükten sonra kaldıralım kaycayı arkadaşlar. Gördükten sonra dipten itibaren bir dönüş yaptı ki sıfırın altına geldiğinde daha önce de borsa hep dönüş yapmıştı. Gördüğünüz üzere burada da sıfırın altına geldiğinde tekrar 60 dakikalık grafiklerde dönüşler görüyorsunuz. Ama bu sefer bir şey daha oldu. 80 seviyesinin üzerine kadar çıktı ki bu çok önemliydi. Talebin oldukça güçlü geldiğini gösteriyor ve artan bir hacimle borsa yavaş yavaş artan bir hacimle yukarı gidiyor. Bu da çıkışın güçlü olduğunu gösteriyor. Bu aşamada borsada biz çok anormal haberler gelmediği sürece bugün itibariyle endeksin 63.500-64.000 seviyelerine doğru gelmesini bekleyebiliriz. Şu aşamada 62.000 bugün için çok önemli bir destek seviyesi olacak borsada, bunu da vurgulayalım. Evet Uğur Bey, şimdi Levent Gökdem'in bir sorusu vardı. Onu kısaca özetleyeyim. Binalarda sizin binalarınızda yüksek binalar. Buralarda yangınla ilgili ne tür önlemler alıyorsunuz? Bunun bir şeyi var mı? Hani standardı nedir? Normalde hani gelip de 20-30 katlı bir yere itfaiyenin su yetiştirmesi mümkün olmayabilir diyor izleyicimiz. Ama benim bildiğim zaten özel sistemler kuruluyor. Tabii sistemler. Sistemler kuruluyor. Dış cephede binanın eğer Allah göstermesin yangını olursa eğer dış cephedeki olan o şeylerde mantolamalardan tutun da birçok noktaya kadar orada bantlar var. Yani oradan oraya binalardan binalara gitmesini engelliyor. Çok farklı yangın merdivenleri, boşlukları, basınç bilmem şeyleri var. Birçok farklı nokta ve bu çok ciddi anlamda itfaiye tarafından denetleniyor. Yani Türkiye'de tabii ki yüksek bina yeni yeni yapılan bir noktada ama bu konu ciddi anlamda denetleniyor. Bu konuda itfaiye iyi ve Allah'a şükürler olsun Türkiye'de böyle bir şey bir kere 2 sene önce yaşandı. Ama şu anda yeni yapılanlar çok çok daha o standartların çok çok daha üzerinde evet, yapılıyor. Bizler de buna göre yapıyoruz ama biz genelde çok yüksek katlı binalar yapmıyoruz. Yaptıklarımız var. Yapmamız gerekiyor. Bazı bölgelerde yapıyoruz ama genelde bizimki de 2 katlı da var, 4 katlı da var, 8 katlı da var. Farklı evet, farklı şeyler de ama yapıyoruz. Zaten genellikle hep göze yüksek binalar çarpıyor. Veya reklamlarda, tabii, gazetede tabii, vesaire o tip şeyler. Zihinde kalan onlar. Mesela Amerika'da bir soru sorulmuş. Trafik kazalarından ölen sayısı mı daha fazladır Amerika'da yoksa bağırsak kanserinden ölen sayısı mı daha fazladır diye soru soruluyor. %98 trafik kazasından diyor. Halbuki bağırsak kanserinden ölenlerin sayısı Amerika'da trafik kazasında ölenlerin 2 katı civarındaymış. Sebebi bağırsak kanserinden ölenler gazeteye çıkmıyor, haber olmuyor. Trafik kazaları büyük bir bölümü haber oluyor. Bu yüzden algıda seçicilik var ve evet, gerçekten bakıldığı zaman öyle bir algılama oluşabiliyor. Konuyla alakası yok. Ben de bir okuduğum kitapta, Görünme Engorili diye bir kitapta şey diyor, Amerika'da yapmışlar araştırmayı. Amerika'da insanların çok geçtiği, yoğun olduğu şeydeki trafik kazalarıyla insanların çok az geçtiği, işte highway'lerinden yanına yapılan bakıldığında daha çok yaya ölümleri şeylerde oluyormuş hep. Tenha olay yani. Tenha olay. Çünkü insanlar işte algılı seçici insanlar oradan insan çıkacağını şoförler algılayamıyorlar ve kazalar ondan dolayı. Öbürkü tarafta hep tetikte çıkabilir, aynen, edebilir ışıklar şeyler diye. Evet. Şimdi bir şey soracağım. Konut alacağım diyelim.
emin olun şu an çok gerçekten bunu kafamdaki soru olarak soruyorum. O sektörü hani çok iyi bilen biri değilim. Şu sıralar yatırım amaçlı konut almayı düşünmem. Ama oturmak için konut alacağım zaman şöyle bir ortamda Uğur Bey şeyi düşünüyorum. Ya gerçekten bitirebilirler mi? Gerçekten faiz artışı, döviz artışı bekler mi? Gerçekten hani bitemezse yani bırakırsa ne olur? Daha önce biliyorsunuz bazı inşaat şirketleri çok az yapamadı, sonra başkasına devredildi evet. Vesaire. Şimdi orada konut alırken çok neye dikkat edeceğiz? Çok şanslı, çok az. Evet ama evet şimdi özellikle hocam bu kriz dönemlerinde biz bunu öngördük. Yani gördük daha doğrusu, yaşadık yani ben buna göre, verilere göre söyleyebilirim. Kriz döneminde insanlar konut almayı bırakmıyorlar. Yatırım için de alıyorlar, şey için de alıyorlar. Ama bu dönemde sizin dediğiniz kriterler daha fazla ön plana çıkıyor. Yani yelpaze genişken, çok geniş bir yelpazede firma seçerken bu yelpazeyi biraz daha daraltıyorlar. O zaman işte daha güvenilir firmalar öne çıkmıyor mu? Bravo, öyle oluyor zaten. Yani orada firmaların geçmişine daha fazla irdeleniyor. Vaatlerini tutup tutmayacakları irdeleniyor. Yapmış olduğu şantiyeler gidilip bakılıyor. Eğer onun işte sözleşme şartları daha iyi bakılıyor gibi noktalar ön plana çıkıyor ve kriz döneminde markalı konut üreticiler, geçmişini bugüne taşıyabilmiş ve verdiği sözün olanlar, firmalar çok daha ön plana çıkıyor. Ha belki bu dönemde de yine gelecek vadeden yeni olan firmalar olabilir ama onlar için birazcık daha şanssız bir dönem oluyor. Evet. Ama kriz dönemleri bu şey yapıyor. Biz mesela bu dönemlerde %60'a yakın büyümeler elde ettik 2008'den 2009'a geçerken. Gerçi bu döneme uygun bir proje oluşturmuştuk adres şeyinde. Onun da etkisi oldu ama yani peki ben şimdi gelsem Dumankaya'ya ev alacağım desem. Sizde de aynı şekilde 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 konut alacağım, oturacağım konuyu. Evet. 4 artı 1 vesaire var değil mi? Var. En düşük alabileceğim fiyatla en yüksek fiyat nedir? Yani şu an düşünüyor insanlar, hakikaten alabilir miyiz diye düşündüğünü düşünün. 1 artı 1 ne kadardır ortalama? Bir projeden projeye değişiyor tabii. Tabii hani ki. Değişik proje, yerlerde... Lokasyon, şerefiye evet. Farkı oluyor. Bizim şimdi... Ama bugün en lokasyonu en düşük olandan düşünelim. Orada mesela böyle bir 1 artı 1 veya 2 artı 1'i kaçtan alabilirler? Şu an peşin parayı yatırdım alacağım. Ya metrekaresi 1400 lira, 1500 liradan... Metrekaresi bizde 8000 liraya kadar farklı tarzda projeler var. O zaman 100 metrekare yani en düşüğü 1400 olduğuna göre 140 bin lira civarında evet. Bir evet. Para ödeyerek 1 artı 1 midir? Alabilirler evet. Alabilirler. Yok 100 metrekare yani 2 artı 1'den de büyük olur. 1 artı 1'ler 50-60-65 metrekare civarında. Evet. 2 artı 1'ler 75-80, 3 artı 1'ler %130-140 metrekare arasında değişiyor. Brüt'ten bahsediyorum yalnız. Metten evet, değil. Siz brüt. Belki net söylüyorsunuz. Evet, yo, ben de brüt söylüyorum. Brüt. Zaten her yerde brüt olarak geçiyor. Brüt, bizim evet. Evimizde. Aslında bunun da düzenlenmesi gerekiyor. Burada da bir karışıklık çok var. Çok büyük karışıklık var. Yani burada tüketicinin mağdur olma ihtimalinin yüksek olduğu, herkesin kendine göre brütü ben olduğu çıkan gazetelerden var. Öğrendim. Brüte şey de konulmaya başlanmış galiba. O işte site içerisindeki bahçeden düşen alanda yani bu çok saçma bir şey yani. Yani hayır. Bizde normal şey oturduğunuz alan. Oturduğunuz evet. Alanın ama tabii ki o duvar payı, asansör payı, merdiven bilmem bir şeyler var. Bunlar ekleniyor ama şey eklenmiyor. Mesela sosyal tesis payı, kapalı garaj payı gibi olan şeyler etkili. Gerçi onun için maliyet yapıyorsun ama onu şey yapmaz. Çünkü işte burada da bir haksızlık var. Yani ya şimdi sizin brütünüzle başkasının brütü daha farklı. Belki de benim bazı koymadığım öbürkü firma daha da kullanılır. Ona daha büyük haksızlık. Tabii öteki firmaya ben gittim, adam dedi ki bahçe de var bilmem ne de var. Normalde 80 metrekare diyor. Giriyorsun içerisine 45 metrekare, 40 metrekare. Net brüt farkını sorgulaması gerekmiş. Tabii. Yani. O zaman birinci söyleyeceği şey neti söylemesi. Net kaç lira demesi gerek veya net brüt oranı nedir demesi gerek. Nette sizin neyiniz giriyor demek. Geçmişte siz hangi projeleri oluşturdunuz? Bugüne kadar ne yaptınız? Yapmış olduğunuz sitelerin internetten adreslerine, firmanın şeffaflığını, her türlü şeyi araştırması gerek. Ama gayrimenkul sektörüne bakınca, gayrimenkul sektörü gerçekten Türkiye'de aslında kendine has, dünyada çok az benzeri olan bir modelle gidiyor. Bunu biz kendimize benzettik ama bazı şeyleri artık
düzenleyerek gitmemiz gereken. Yani bu sektör büyüyor, gelişiyor, profesyonelleşiyor. İyi noktada giden firmalar var. Bazı firmaları da oraya noktaya getirebilmek için herkesin istediği an, yani işe yeni başlayan 1000 tane, 1500 tane konut aynı anda satabilme, para toplayabilme, yapabilme hakkının elden alınması gerekiyor. Hepimizin kesinlikle bir düzenlemeye konulması. Mesela kentsel dönüşümü düşünün. Biz kentsel dönüşüm yapıyoruz. Ya kentsel dönüşümde bir mahalle var diyelim ki, yıkılıyor, yapılıyor. Ya her mahallede yıkılan konutlar var farklı farklı. Şimdi düşünün 8 tane farklı müteahhit. Her biri farklı telden çalıyor. Biri çok sesli orkestra, biri opera söylüyor, biri türkü söylüyor, biri sanat müziği söylüyor. Ya şimdi burada biz de kentsel dönüşüm yapıyoruz. Depremden dayanıklı konutlar oluşturuyoruz. Lüks bir konut. Bu sefer de o mahallenin, o kentin kimliğini şey yapıyoruz. Burada da bize inanılmaz inisiyatif veriyor. Ya burada bazı noktalarda bize inisiyatif vermeyin. Burada çünkü şey şehrin kimliğini bozmamıza vesiledir. Hepimiz farklı farklı şey, ruhumuzdan çıkan şey neyse, bazımız ruhundan arabesk çıkıyor, bazı farklı çıkıyor ve burada bambaşka bir kakofoni oluşuyor. Şimdi bunu engellemesi gerek. Ben İngiltere'de 6 sene kaldım ve orada kaldığım süre içerisinde, yani evin içerisinde bile değişiklik yapamazsınız. Bırakın şeyi, denetlerler. Bir şikayet olduğunda kesinlikle, yani yolu yoktur hiçbir şekilde. Bir de belli bir bölgeye belli bir şey verilir, renk de belediye tarafından verilir. Denir ki bu renkte yapacaksın, evin dışı şu renkte olacak, ayrıca şu şekilde olacak, bahçe şu tarafa bakacak vesaire, yatak odası kuzeye bakacak, bilmem yani bunlara kadar. Hepsinin matematiği çizilmiş yani. Matematiği çizilmiş ve en optimal şekilde de çizilmiş. Buna da kimsenin itirazı olmaz. Ve her bir girdiğiniz zaman bir şeye, bir sokağa, bir mahalleye, bir yere girdiğinizde çok belirgin, standart bir şey görürsünüz. Karman çorman hepsi birbirine girmiş farklı renklerde. Gidiyorsun bir şeye, binalar var. Arasında muhteşem yapılmış bir tane var ama o ötekilerin arasında İnanılmaz evet, kötü gözüküyor. Yani gerçekten üzüntü verici. Yani 500 evet. milyar dolarlık bir kentsel dönüşüm 20 senede yapılacak olan piyasadan bahsediyoruz. Bizim şimdi enerji açığımız var. Yani yeşil binalar, pasif binalar, akıllı binalar, tasarrufu ve konforlu güvenlikte ama bir yandan da kimliği olan binalar. Yani şimdi burada yazık olacak. Yani biz şehri yenileyeceğiz ama bir noktada bakacağız ki bu sefer de yani nesillerimiz bizi eleştirecek. Bugün için belki de biz bunun farkına varamayacağız ama görgüsü, bilgi seviyesi, işte olaylara bakış açısı değişecek. Ama sizin genel şikayetiniz şu. Kesinlikle bu sektöre ciddi bir düzenleme getirilmesi lazım. Evet. İyi ile kötüyü ayırmak lazım. Bakın benim bir akrabam da konfeksiyon mağazası var. Yaşar diyor, inanamazsın diyor. Benim sattığım aynı kalite pantolonu diyor, adam diyor köşede diyor, işportada satıyor diyor. Aynı diyor. Fakat ben sigortasını ödüyorum buradaki işçilere. Elektriğim var, buranın kirası var, bu var. Ben diyor atıyorum 40 liraya sattığım pantolonu, 30 liraya sattığım pantolonu adam 15 liraya, 20 liraya satıyor. Dolayısıyla benim orada yaşama hakkım ölüyor. Ben kayıttayım, vergimi ödüyorum. O toplayıp kaçıyor gidiyor. Bu çok önemli bir sorun. Ve bu sorunun çözümünü aslında Amerika yapmış. Yani direkt olarak normalde eğer bize verdikleri maaşları, gelirleri, yani Yaşar Erdinç'e ne ödendiği belli buradan. Belli bir yerde Yaşar Erdinç'in geliri nedir? T cetveline koy. Benim hani kredi kartım bağlansın maliyeye. Ben harcama yaptıkça gelirden düşeyim. Gelirimden düşeyim. Harcamayı ispatladıkça gelirimden düşeyim. Ev alırsam onun aynı amorti ediyor gibi %2'sini her ay gelirimden düşeyim. Kalandan vergi ödeyeyim dersem herkes ne yapar? Gidip işportadan almaz ki. Kayıtta girmemiş adamdan almaz ki. Bu durumda bu kartı geçirdiği anda kredi kartı veya para ödediniz veya maliye postları olduğunu düşünün. Zaten hepsi şu an sistem mevcut. Gerçekten bireysel olarak vergilendirmeye gidilmesi lazım. Vergi deyince demin yayına girmeden önce muhteşem bir şey söylediniz. Sizden duyduğuma inanılmaz şaşırdım. Bu rant vergisi gelmeli diyorsunuz. Evet. Rant vergisi, kısaca izleyicilerimiz için söyleyeyim. Bir arsa almışsınız. Atıyorum 100 bin liraya almışsınız arsayı. O sırada oradan bir yol geçmiş, 10 milyon lira olmuş arsa. Bunun vergisi yok. Evet, büyük bir haksızlık. Bu da ciddi yolsuzluklara yol açmıyor mu? Hem yol açıyor hem de vatandaşın aslında cebinden çıkan bir vergi. Benim mesela şimdi bir arazi, bizim inşaat arazilerimiz oluyor tabii ki. Bu bizim işimize gelen bir şey değil bu vergi ama
Şimdi geçen Zaman Gazetesi'nde de okumuştum. Evet. Orada biz de diyorduk zaten hani bir noktada biraz şey oluyor. Bu hem yolsuzluklara yol açabiliyor hem bizim gibi firmaların, dişini düzgün yapma firmaların hep yanlış algılanmasına yol açıyor. Bir yandan da vatandaşın cebinden de çalışıyor. Şimdi düşünün bir tarla, devlet buraya yatırım yapmaya gerek. Çünkü devletimiz gelişen bir ekonomi ve devamlı yatırımlar yapılacak. Yol geçiyor, altyapı geçiyor. Bu arazi değerleniyor. Evet. Bu arazinin değerlenme parasını o arazi sahibinden alması gerekiyor. Bu da mesela Hong Kong'da tüm gelirlerinin, vergi gelirinin %35'i bu rant vergisiymiş. Yani benim bir arazim değerleniyorsa, sizin dediğiniz gibi 1 liradan 10 lira çıkıyorsa, o 9 liralık kadar farkın vergisini devlet benden halkı adına alması gerekiyor. Ha bu şu ortama çıkar, o zaman şu dedikodular biter. Ya işte yol yapıyordu önceden, bilmem arazileri toparladı. Tamam, toparlanırsa değeri artıyor. Artışı kadar da kim aldıysa onun vergisini devlete ödüyor. Araziye devlet de verdiği paranın belki 3 katını vergi olarak ödemek zorunda kalır. Evet. Düşünsene 1 milyon liraya aldığım arazi eğer 10 milyona çıkarsa. Evet. 10 milyon, 9 milyon lira kar etmişim. %30'unu vergi ödersem 27 bin lira vergi ödemem lazım. 1 milyon liranın 27 katını vergi olarak ödemem lazım. O zaman oradan yol geçecek diye zaten oradan vergiye maruz kalacağım. Böylelikle adaletsiz bir şekilde o arazilerin yok telefon fiskoslarıyla ona buna dağıtılmasının da önüne geçmiş. Aslında kalkınma planında da varmış bu. Evet, onu yazıyı işte gösterdiniz. 8. 5 yıllık kalkınma planında bu direkt olarak söylenmiş. Peki neden uygulanmıyor? Zannederim daha vakti. Çünkü Türkiye'de bazı şeyler, çünkü Türkiye ekonomisi çok hızlı büyüdü. Evet. Bazı şeylerin oturması yok. Bence bu da artık özellikle bu son olaylardan sonra bunu mutlaka bence şeye getirecek. Aslında bir şey daha var. Hı hı. Mesela hocam şöyle düşün. Bazen siz şehrin içerisinden geçiyorsunuz. Şehire evet. Yatırımlar yapılmış. Evet. Her şey bu. Bakıyorsunuz bir tane arazi bomboş duruyor. Evet, ya bu mesela Fransa'da veya başka ülkede şöyle düzenlemeler yapılmış. Ben de bunu daha önce bir yerde okumuştum. Bunu sana bırakmıyor. Ben bu yatırımı yaptıysam diyor. Ben bu parayı harcadıysam diyor. Hani vergisini bırakın. Bu arsayı yapacaksın diyor. Burada olamaz diyor. Ben bu yatırımı yapmışım. Altyapı yapıyorum. Düşünün. Siz şirketin merkezini kurmuşsunuz. Bilmem bir şey yapmışsınız. Bir bölümünü kullanmıyorsunuz. Duruyor. Oradaki duran adama da aidat almıyorsun. Bir şey almıyorsun. Yani şimdi burada da diyor ki adam burayı yapacaksın. Yapmıyorsan diyor ben satın alıyorum. Ben evet. Burayı yaptıracağım diyor. Şimdi evet. Böyle durumlar da var. Mesela Türkiye'de bu tarz arsasını bekletenler her zaman kazanıyorlar. Ama şehrin içerisinde olduğu için devamlı değerleniyor. Ve bir vergi ödemiyor. Doğru düzgün bir şey ödemiyor. Evet. O yatırım yapılmış. Evet. Aslında bu da vatandaşın cebinden çıkan bir paradan dolaylı olarak o kişiye evet. Şey yapılıyor. Doğru söylüyorsunuz. Bu arada süremizin sonuna geldik. Bu arada demin ben yaptığım bir yanlış. Çok güzel bir sohbetti ama çok teşekkür ederim. Çok ben teşekkür ediyorum. Demin 1 milyondan 10 milyona çıkmışsa arsa 9 milyonun üzerinden %30 vergi ödeyince 27 milyon dedim. Şimdi aklıma geldi. 2.7 milyon çıkıyor vergisi. Dolayısıyla 1 milyon. 3 katı dediniz yok ben öyle anladım. Evet 1 milyon aldığın arazinin üzerinden 2.7 milyon vergi ödemek zorunda kalacaksın ki bu da kamu adına, kamu kaynaklarına gidecek ve oradan herkese evet. Dağılacak. Evet. Uğur Bey gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ve ben sizin sıkıntılarınızı anlıyorum. Bir an önce şu ülkede kayıt dışının sona erdirilmesi İnşallah. Lazım. İnşallah. Düzenli dürüst çalışan sadece siz değil her sektördeki insan aynı şeyden şikayet ediyor. Dileriz buna bunun için hükümetimizin de çalışmaları var. Var. Bence var. Zaten evet. Haksızlık etmemek gerek. Daha vakit evet. Yani ama evet. Artık vakti yavaş, geldi. Yavaş. Evet, yavaş, bence yavaş, vakti yavaş. Geldi. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Süremizi çok aştık. Sizlere başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.